Arkadaşlar merhaba, 17. haftada beraberiz. Phrase verb'lere başlayacağız demiştik. Phrase verb'ler neydi arkadaşlar? Bir fiil ve bir fiilin yanına gelen preposition'dı. Yani bunlar normalde bazen ilk görünen anlamı verir, bazen görünmeyen anlamı verir ve bununla birlikte doğal olarak bazen 2-3 tane farklı anlam verebilir. Şimdi biz bunu sınavı baz alarak yapacağız. Örneğini gruplandırarak öğreneceğiz. İlk öğreneceğimiz grup look grubudur arkadaşlar. Look grubu nedir? Bakalım. Look after, look for, look forward to, look into, look through, look up şeklinde geçiyor. Şimdi buna bakarsak arkadaşlar, look after, to take care of, to keep something healthy, safe or in good condition. Bir şeye bakmak, ilgilenmek, onunla ilgili bir şeyi korumak anlamda. Look for arkadaşlar, aramak, search for şeklinde geçiyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Look forward to, to expect, to anticipate, dört gözle beklemek, heyecanlanmak anlamda. Look into arkadaşlar, into'dan anlayabileceğiniz gibi içine doğru bakmak, yani to find about something, to investigate, araştırmak, detaylarına inmek, görmek şeklinde geçiyor. Look through, to read, often quickly diye geçiyor arkadaşlar. Hızla okumak, hızla göz gezdirmek şeklinde. Look up, en çok iki anlamda kullanıyoruz arkadaşlar. To find, şöyle altını çizeyim, a word in a dictionary, bir anlamı bu arkadaşlar. Diğer anlamı da bu. A phone number in a differently directory. Daha doğrusu iki anlam değil, iki yerde çok geçiyor. Telefon rehberi veya sözlükte anlama bakmak. Yani bilgiye baktıkça yukarı doğru çıkarsınız. Tabii ki saygı duymak anlamına gelen look up to'yu hatırlarsınız arkadaşlar. Look up to nedir arkadaşlar? Respect şeklinde geçiyor. Bir de aşağılamak, hor görmek için de look down şeklinde düşünün. Look down şeklinde geçebiliyor. Bunu da scold şeklinde kullanabilirsiniz. Hatta bazen humiliate anlamında da kullanabilirsiniz. Bu şekilde farklı yapılar da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili alıştırmalar var. Alıştırmaların cevap anahtarı zaten kitabınızda arkada var. Onları geçiyoruz. İkinci grubumuza bakalım arkadaşlar. Break ve brinkli yapılar arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Bakalım arkadaşlar. Break down. Bir arabanın durması ya da çalışan bir şeyin durması anlamında. İkinci anlamı da to lose control of feelings. Yani bir insanın kendi kaybetmesi, gözyaşı içinde kalması veya da başka bir durum. Break into something ya da breaking arkadaşlar, şuraya dikkat edin. Hem into preposition arkadaşlar, hem de in, işte bir şeyden içeri doğru girme, kırma diye geçiyorum. Break up, to finish school at the end of term. Örneğin dönem sonunda okulun bitmesi anlamına geliyor. Veya to end a relationship. Mesela örneğin şey diyebiliriz. İbrahim Tatlıses and Asena broke up years ago. Bu şekilde geçebilir. Bring about, to make something happen. Bir şey neden olmak. Sorunu sebep olmak gibi geçiyor. Buna örnek ne verilebilir? Cause, trigger. Bakın cause, trigger. Bring, give rise to. Şöyle aralarına tire atalım ki bu ayrım net görülsün. Cause, trigger, give rise to, bring about şeklinde zaten gördük. Bir de cause, trigger, give rise to, bring about, implement, execute gibi bir şey daha olabilir mi diye düşünüyorum da bring about, cause, trigger, give rise to, result in arkadaşlar. İsmimin geçti, yapıyor unuttum. Result in şeklinde. Hadi şey diyormuşum, ilk başta bunu yazmam gerekiyormuş aslında. Şeklinde. Bring round ise arkadaşlar bayılan bir kişinin kendi toplaması, kendi aklını geri vermesi şeklinde. Ya da to persuade something, yani ayılmak, diğer anlamı ise ikna etmek. To şöyle çizelim altını arkadaşlar, dikkatinizi çeksin. To persuade somebody şeklinde çevirebiliyoruz. Arkadaşlar persuade deyince aklınıza gelen diğer ikna etmek ifadesi ise şuydu. Convince şeklinde çeviriyoruz ya arkadaşlar. Bu şekilde geçebiliyordu. Bring up ise iki anlama geliyor. Birincisi rise a child. Genelde bir çocuk yetiştirmek. Rise, upbringing bunun isim halidir arkadaşlar. Bununla da karşılaşıyoruz zaten. Upbringing şeklinde de geçebiliyor. Sonra to mention a subject. Bir konuya değinmek, bir şeye değinmek, bir şeyi söylemek şeklinde geçiyor. Böyle de çevirebiliyoruz arkadaşlar. Cevabımız şey olarak iki anlamda geliyor. Diğeri de zaten mevzu etmek. Yine burada alıştırmalarımız var arkadaşlar. Alıştırmalardan sonra bu prepositionlı yapılar çok önemli. Mesela kind to, birine karşı kibar olmak, laugh at, bir şeye gülmek, lean on, dayanmak, lend to, ödünç vermek, hoşlanmak, like into, link with, ilişkisi olmak, long for, arzulamak, istemek şeklinde geçiyor arkadaşlar bunlar. Sonra
yapılarımız var arkadaşlar. Preposition ve negatif prefikslerimize bakalım. On account of'den dolayı da için, on average ortalama, on behalf of adına, on the contrary tam aksine, on duty görevde, on foot arkadaşlar yayan ayakla yürümek anlamına geliyor. On guard koruma, on holiday tatilde olmak, on a journey seyahatte olmak, on offer teklif edilen sunulan şey demek, on purpose kasti bilinçli demek, on sale satışta, on strike grevde, on time zamanında, on the way yolda. Şimdi irli yapılara bakalım arkadaşlar. Irrational, Türkçe'de de şey denir ya, rasyonel düşünen ve rasyonel düşünmeyen, irrasyonel davranışlar şeklinde. Irregular, düzensiz. Irrelevant, ilgisiz. Irreparable, tamir edilemez. Irresponsible, sorumsuz. Irresistible, karşı konulamaz şeklinde çeviriyoruz arkadaşlar. Phrasal verb'lere de geçtik. Bu haftaki kelime sorularımız ama gördüğünüz gibi sonu L-Y ile biten kelimeler arkadaşlar. Bunlar ne demek? Yani zarf kelimeler arkadaşlar. Zarfları çok sorarlar biliyorsunuz. Ve zarflar anlamı daha yakından da görmemizi sağlar. 18. haftada farklı bir grupla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.